Bir Anı, Bir Hikaye Bir sahte dervişin aslı Yahudi İngiliz'e hizmet ediyor. Casusluk hatıraları İngiliz casusu Macaristan Yahudisi Piraya Topal Arminius Vanbury 1863 senesinde tam bir sene sürecek Orta Asya seyahatine çıkıyor. Oradaki ehli sünnet Müslümanlarının yaşayışlarını, her husustaki bilgilerini toparlayıp İngiltere'ye rapor ediyor. İşte bu seyahat bunu seyahatname haline getiriyor. Onun e, devam edeceğiz. Etek çölüne girdiler. Herkes susluktan kırılırken tecrübeli kervanbaşı yanında ihtiyaçtan biraz fazla su buldururmuş. Bunu da herkesten gizlermiş. Çünkü çölde altın görse adam altını çalmaya kalkmıyor. Ama suyu görse ölümüne hırsızlığa kalkışırmış. Çöl böyle. Bir damla su hayat demek. Neyse kervan başı bakıyor ki herkese bir acı ızdırap var. Herkese kervanda bulunanlara ikişer kase su dağıtıyor. Birazcık derman bulunca açlığı aklına geliyor. Arminius Van Börü'nün, Hacı Reşid'in. Ekmek yiyecek, ekmeği yok. Ateş yakacak, gücü yok. Deve tezeyle yakmaya çalışıyor. Olmuyor. Bir iki çalışırfı topluyor. Ki kervanbaşı Etrek çölüne girerken tembih etmişti. Bu civarda çok eşkıya vardır. Bir, gürültü yapmayacaksınız. İki, gecelere ateş yakmayacaksınız. Bu da çalışırıp toplayıp ekmeğini pişireceği sırada, kervan başı gelip, haykırıyor. Eşkıya'ya yerimizi mi haber vermek istiyorsun? Hacı diye bağırıyor buna. Bu da hemen ateşi söndürüyor. Ekmek, hamur, yani ekmek de olamamış, hamur da kalamamış, mayas ekmeği elim aldım, çaresiz, bu yarısı pişmiş, yarısı hamur ekmeği geveledim. Geveledim, yedim biraz biraz. 24 Mayıs 1863 sabahı üç kere 24 saatten beri içinde sürüklendiğimiz çölün son sınırına ulaştık. Evet. O çöl ki ben nice mihnet ve şiddete beni şiddete uğratmış, birkaç kere gayebe ulaşma umudunu, yani buralardaki seyahati tamamlama umudumu tümüyle mahvedip tam bir umutsuzluk uçurumuna beni yuvarlamıştı. etekçülü. Artık buradan ileride Genellikle birinci tabakası kirli olan arazide yağmur suyu birikintileri bulacağımıza emindik. Yağmur suyu kirli tabakadan aşağıya geçmiyor. Üstünde toprak da olsa, bir kat aşağısı kirli tabakaysa, orada eğer çukurluk varsa yağmur suları birikiyor. Dolayısıyla hem acısız oluyor, tuzsuz oluyor, içilecek durumda da oluyor. Evet. Kervanbaşı'da ötede beride bulunan Ceren ve yaban aşağı terslerini göstererek umudumuzu güçlendirdi. Kervanbaşı da diyor ki bakın Ceylan e, gübreleri var. Yaban aşağı gübreleri var. Buralarda demek ki bunlar yaşıyorlar. Bunlar yaşadıkları yerde bunların su bulunur. Bir Birikinti su vardır. Bunlar da onu içerler. Onların içtiğinde sıcak kanlıdır. Biz de içeriz manasına. Bunları göstererek inşallah su bulacağız diyor Kervanbaşı. Hızla ilerleyerek herkesten önce küçük bir tatlı su birikintisi buldu Kervanbaşı. Ve kervan halkına su, su diye bağırdı. Bu sevindirici haykırış ağızdan ağza o sessiz çölde yankılandı durdu henüz dudaklarımız bile dokunmadığı halde hayat suyunun yalnız adının duyulması, yalnız görünüşü acımızı ve telaşımızı dindirmeye yetti. Yani şu insan psikolojisine bakar mısınız efendim? Kervan başının bulduğu gölün kıyısına öyle üzeri geldik. Su içmeye bakmadan Öncelikle kırbamı ve diğer kaplarımı doldurdum. Suyu içmeden kaplar dolduruluyor efendim. Beden susuz, su bol bulundu. Niye? E çölde bir terbiye aldı. Daha önce naz ediyordu, tuzlu sulardan ben fazla almayayım, acıdır bunlar. Beyhude niye taşıyacağım diyor. Şimdi kırba altın kesesinden daha kıymetli hale geldi. Çünkü su koyuyorsunuz. Altın kesese su durmaz ki. Evet. Kervan başının bulduğu gölün kıyısına öyle üzeri geldik. Gölü bulduk. O yörede daha saf sularla dolu diğer birkaç çukur varmış. Herkesten önce sarnıçların en büyüğünün yanına gittim. Su içmeye bakmadan öncelikle kırbamı ve diğer kaplarımı doldurdum. Biraz sonra hücumla halkın suyu karıştırıp bulandıracağı belliydi. Onun için temiz su dolduruyor. Uyanık bu. Yarım saat sonra herkes tarifsiz bir rahatlık ve neşeyle yemeğini yemeye başladı. Deli ata denen bu yerden Hive'ye kadar kırbalarımız daima dolu olacaktı. Bundan böyle çöldeki yolculuğumuzun çok güzel geçtiğini iddia edemem. Se de başlıca tehlikeden salimdik. Neydi o tehlike? Susuzluk tehlikesiydi. Akşam üzeri bahar mevsiminin tam hüküm sürdüğü bir yere vardık. Burada birbirine karışan bir takım göller ve çimenler arasında konduğumuzda Dün konduğumuz çöldeki konak yerimizi aklıma getirdikçe kendimi şimdi rüyada zannediyordum herhalde gene çöldeyiz de şu yeşillikler falan rüya zannediyordum. Sevinç ve neşemize bundan sonra haydut korkusu kalmadı müjdesini de aldık. Suyu bulduk bir de dediler ki artık bundan sonra da haydut korkusu yok. Şehre yaklaşıyor. Emniyetli bir bölgedeyiz. Ama ihtiyat icabı, ihtiyaten bu gecede ateş yakılmaması tembih edildi. Ummadık bir su bolluğuna kavuşmayı hacılar kendi kerametlerine yordular. Yani salih amellerinin yaratan tarafından bir nimette ödüllendirildiğini söylüyorlardı. Kaplarımızı doldurup yola koyulduk. O gece büyük bir hendeğin yanına vardık. Buraya böyle çabucak varabileceğimizi hiç umuyorduk. Buradan ileride Hiva Hanlığı'nın sınırını çizen Kaflankır, Kır F harfiyle yani Kaplan Kırı yaylası vardı. Yaylanın yüksekliği bulunduğumuz yerden 100 metre kadar daha fazlaydı rakımı. Yani 300 kademdi. Üzerine çıkmak hem bizim hem de hem de hayvanlarımız için çok zor oldu. Bu Kaplan Kırı mevkii uzaktan bakılınca kum deryası içinde bir ada gibiydi. Daha önce içinden geçtiğimiz derin hendekle kuzeydoğu tarafındaki diğer bir hendeğin ucu bucağı görülmüyordu dedik ve 62. bölümü de kıymetli dinleyenlerim burada noktaladık. Şimdi 58. bölümümüzde burada bitirmiş olduk. 59. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim. Bir anı, bir hikaye